Değerli basın mensuplarımız, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bildiğiniz gibi dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıkladı. Aynı zamanda İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacaklarını ilan etti. Dahası ve bizim için çok önemlisi, İran'a yaptırımlara uymayan ülkelere de yaptırım uygulayacaklarını söyledi. Şimdi buradan bütün Türkiye kamuoyuna ve dünya kamuoyuna derhal ilan ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak kuracağımız milli hükümet Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dayatmalarını kesinlikle reddedecektir ve İran'la ticaretimize, ilişkilerimize hatta eskisinden de daha güçlü olarak, daha kararlı olarak, daha tutarlı olarak devam edeceğiz. Ve İran'a uygulanacak yaptırımlara kesinlikle uymuyoruz, uymayacağız. Buradan bütün dünya kamuoyuna açıklıyoruz. İran'a yapılacak yaptırımlara Türkiye bizim hükümetimizde, bizim yönetimimizde kesinlikle uymayacaktır. İran ile dostluğumuzu güçlendireceğiz. Güvenlik yanında aynı zamanda ekonomik alana da yayacağız. Yine buradan ilan ediyoruz. Türkiye ve İran, Irak, Suriye işbirliği yapacak ve Kandil'e 2 ay içinde beyaz bayrak çektireceğiz. Amerika'ya da buradan meydan okuyoruz. Amerika'nın Kandil'deki PKK'sına, PYD'sine, piyonlarına İran'la işbirliği yaparak 2 ay içerisinde beyaz bayrak çektireceğiz. PKK'yı teslim alacağız. Türkiye kamuoyuna açıklıyoruz. Üçüncüsü, İran'la görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İran'da mazotun bugün litresi 35 kuruş. İran'dan ucuz mazot da alacağız ve çiftçimizin traktörünün deposuna litresi 2 liradan mazotu dolduracağız. Tarımda büyük bir atılımı İran dostluğuyla, İran işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. İran'la bizim beraberliğimiz yalnız güvenlik alanında değildir, aynı zamanda ekonomi alanındadır. Yine buradan sanayicilerimize ve enerji olarak petrol kullanan, mazot kullanan bütün iş adamlarına ve girişimcilerimize ilan ediyoruz. Onlara da ucuz enerjiyi İran'dan sağlayacağız ve Türkiye sanayisinin yeniden canlanması ve üretim ekonomisine geçilmesinde İran ile işbirliğinin yararlarını hayata geçireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tehdidi yalnız İran'a yönelik değil. Hatta daha açık söyleyelim, bu tehdit öncelikle Türkiye'yedir. Çünkü Türkiye bütün dengeleri değiştirdi. Türkiye İran'ın, Rusya'nın, Irak'ın yanında yer alarak Batı Asya'daki dengeleri değiştirdi. Türkiye'nin bu tavrı sayesinde özellikle Vatan Partisi'nin gayretleriyle, Rusya dostluğunu sağlamasıyla, İran dostluğunu sağlamasıyla Vatan Partisi'nin bölgede öyle bir güç oluşturuldu, öyle bir ittifak oluşturuldu ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Kürdistan adı altında bir ikinci İsrail devleti kurma planını, girişimini bozguna uğrattık. Bütün kamuoyu hatırlayacaktır. Ben bizzat İran'a gittim ve İran devletinin yönetiminde bulunan Sayın Ali Ekber velayeti ile birlikte Tahran'da bir basın toplantısı yaparak bütün dünya kamuoyuna şunu ilan ettik. İran İslam Cumhuriyeti ve Vatan Partisi Amerika'nın sınırlarımızın hemen köşesinde, burnumuzun dibinde ikinci bir İsrail devleti Kürdistan kurmasına izin vermeyeceğiz. Bunu ilan ettikten sonra gene hatırlanacaktır. Türkiye, Irak, İran beraber oldu. Suriye beraber oldu. Rusya onları destekledi. Ve Irak orduları aslanlar gibi Kerkük'e girdiler. Ve Amerika'nın piyonları da silahlarını atıp kaçtılar. Burada bir model oluştu. Bu model yalnız Irak'ın kuzeyinde, yalnız Suriye'nin kuzeyinde geçerli değildir. Aynı zamanda bu model Doğu Akdeniz ve Ege'de de geçerlidir. Çok önemli. Bize İran dostluğu Doğu Akdeniz'de ve Ege'de de gerekli. Çünkü tabloya bir bakalım, birbiri peşi sıra
yaşadığımız olaylar olağanüstü önemdedir sayın basın mensuplarımız. Amerika, Yunanistan ve Güney Kıbrıs 19 Mart ile 29 Mart arasında, yani bundan daha 1,5 ay önce Doğu Akdeniz'de, şurada tabloda da göreceğiniz gibi, bir askeri deniz tatbikatı yaptı. Tekrar ediyorum, Amerika, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs. Kime karşı yaptı? İşte orada görüyorsunuz, Amerika'nın 6. filosu, Amerikan destroyerleri, İsrail destroyerleri hep birlikte kimi hedef alıyor? Türkiye'den başka bu devletlerin, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Amerika, İsrail, bu dörtlünün Türkiye'den başka orada bir hedefi var mı? Çok açıktır ki hedef Türkiye'dir ve o nedenle bizim Doğu Akdeniz ve Ege'den gelen tehdit yanında kuzeyinde Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde hep aynı Amerika-İsrail tehdidiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini cesaretle saptamamız gerekiyor. Bu gerçekten kaçarak, efendim, Amerika'yla bir yandan dans ederek, Amerikan füzelerine selam gönderip Suriye'nin tepesine atılmasını alkışlayarak Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülemez. Şu anda bu hükümet Suriye düşmanlığıyla, Beşar Esad düşmanlığıyla, Suriye ile işbirliğinden kaçarak aynı zamanda İran'ı, Rusya'yı, Irak'ı, Çin'i küstürmektedir. İşte ben evvelsi gün Çin'deydim ve evvelsi gün akşam, pazartesi günü öğlenliğin Çin Halk Cumhuriyeti yöneticileriyle buluştum. Müzakereler yaptım. Akşam beraber yemek yedim ve ondan sonra uçağa atladım, İstanbul'a geldim. Yani öğleden sonradan pazartesi ta akşam saat 10'a kadar uzun süreler onlarla beraberdim. Şunu söyleyebilirim. İran'la görüşmeler, Çin'le görüşmeler, Suriye'yle görüşmeler, Rusya'yla görüşmelerde Vatan Partisi şunu tespit ediyor. Bu Tayyip Erdoğan yönetiminin Beşar Esad düşmanlığı bütün dünyada güvensizlik yayıyor. O bakımdan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güvenliğini sağlamak, mavi vatanımızı korumak, Ege'de mavi vatanımızı korumak, Doğu Akdeniz'in doğal kaynaklarına, yani mavi vatanımızın kaynaklarına sahip çıkmak, buradan yönelen tehditleri göğüslemek, hepsi Suriye dostluğu ve işbirliğinde düğümleniyor. Çünkü biz bu Doğu Akdeniz ve Ege'de gelen tehditlere, üzerimize gelen tehditlere, Irak'ın kuzeyinde oluşturduğumuz ittifakı buraya taşıyarak cevap verebiliriz, göğüs gelebiliriz. Ama Suriye konusundaki Tayyip Erdoğan yönetiminin düşmanlıkları bütün dünyada müttefik potansiyelimiz içerisinde bir tereddüt uyandırmaktadır, bir güvensizlik uyandırmaktadır. Cumhurbaşkanı olup hükümeti kurduğumuz zaman bütün bu güvensizlikler ortadan kalkacak. Bu Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de gerçekleştirdiği ittifakı Doğu Akdeniz'e ve Ege'ye taşıyacağız. Orada İran da bizimle beraber olacak. İran burada ne önemi var demeyin. Çok çok büyük yanlış. Çünkü bir tek cephe oluştu burada. Yani Ege'den başlayarak ta İran Körfezi'ne kadar tek bir cephedir burası. İki ayrı cephede yok. Ve bu tek cephede kuvvetler bellidir karşı karşıya gelen. Karşıda bize karşı tatbikat yapan Amerika, İsrail, maalesef Yunanistan, inşallah cayarlar. Maalesef Güney Kıbrıs bulunuyor. Bizim tarafta da Türkiye, Suriye, Irak, İran, Rusya ve derinliğimizde de, arka cephemizde de bizi destekleyen bir Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Asya Cumhuriyetleri, Hindistan bulunmaktadır. İşte Vatan Partisi Türkiye'nin gündemine bunları getiriyor. Bakın ikinci olay, bu tabloyu tamamlayan. Dün Güney Kıbrıs'ta ki buluşma, Netanyahu, İsrail'in başbakanı, Tsipras, Yunanistan'ın başbakanı, Anastasiadis, Güney Kıbrıs'ın başkanı. Bunlar üçü bir araya geldiler. Oh, el ele tutuşmuş resimde görüyorsunuz. Kime karşı? İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs kime karşı birleşiyor? Hem Ege ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz hatlarını beraber planlıyorlar. Yani bizim mavi vatanımızın kaynaklarına göz dikmiş olan bir üçlü ittifak, arkalarında Amerika var. Ve bunlar aynı zamanda bize karşı askeri tatbikat yapıyorlar. Aynı zamanda bunlar, özellikle Netanyahu ve Amerika,
PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi destekliyor. Bu ittifaka karşı bizim dostumuz kim? Biz bu ittifaka karşı dostlarımızın başında İran geliyor. Onun için bu İran'a yönelik Amerikan tehditleri karşısında efendim bize ne? Bu İran'a yönelik tehdittir. Biz bunun kenarında dururuz. Veya bugünkü Tayyip Erdoğan'ların yaptığı gibi hem Amerika ile dans ederiz, Netanyahu ile dans ederiz. Efendim hem de efendim İran'la Rusya ile birlikte fotoğraf çektiririz. Bu yürümez. Bu politikanın devam etmesi mümkün değildir. O bakımdan kamuoyuna burada açıklıyoruz. Türkiye Amerika'dan gelen savaş tehdidini mevcut müttefik potansiyelini hayata geçirerek hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de hem Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bütün bunları birleştirerek tarihi bir rol oynayacaktır. Türkiye burada anahtar ülke. Türkiye'nin Amerika'nın kontrolünden çıkmaya yönelmesi bütün dengeleri değiştirdi. O bakımdan Türkiye baş hedef durumundadır. Amerika Türkiye'yi kendi açısından hizaya getirerek bu tablonun içinden çıkabilir. Amerika'nın başka bir çaresi yok. Onun için Türkiye'ye boyun eğdirmek Amerika'nın bugünkü birinci hedefidir. İran'ı tehdit ederken bile ve bizi İran'a karşı yaptırımlar uygulamaya zorlarken bile Amerika böyle bir çabanın içindedir. Zarrab davası falan da tamamen bu amaçla kullanılmaktadır. Buradan Vatan Partisi olarak ilan ediyoruz. Kesinlikle Vatan Partisi'nin kuracağı hükümet, Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman kuracağımız hükümet Amerika'nın bu tehditlerini meydan okuyarak karşılayacaktır. Boyun eğmeyecektir. Ve kesinlikle İran'a yönelik yaptırımlara, ambargolara Türkiye katılmayacaktır. Türkiye ticaretini de sürdürecek, alışverişini de sürdürecek, ucuz petrol alacak, ucuz mazot alacak. Kendi mallarını, ürünlerini, sanayi ve tarım ürünlerini İran'a satacak. Aynı zamanda Kandil'e demin söylediğim gibi İran'la birlikte beyaz bayrak çektirecektir. İnisiyatif bizim taraftadır, Türkiye'dedir, İran'dadır. Mesele buradaki tabloyu iyi okumak, iyi anlamak, iyi tahlil etmek ve Türkiye'nin menfaatleri, güvenliği ve üretim ekonomisi konusunda kararlı bir duruşu hayata geçirmektir. Şimdi bakın bu tablonun devamında başka neler var? İşte görüyorsunuz burada iki ay kadar önce açıkladığımız Amerika'nın bütçe, Şubat 2018'de kabul ettiği bütçe raporu. Bu bütçe raporunda Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar 10 bin PKK-PYD'liye maaş verirken, 400 dolara kadar ayda maaş verirken, şimdi 65 bin PKK-PYD'liye maaş vereceğini bu bütçesinde karara bağlamış durumda. O nedenle değerli arkadaşlar, 65 bin PYD'linin, PKK'lının Amerika tarafından maaşa bağlandığı bir ortamda bu İran'a yönelik Amerikan tehditlerini değerlendirmemiz gerekiyor. Demek ki İran'ı tehdit eden Amerika aynı zamanda PKK'yı besleyerek PKK'yı 65 bin PKK mensubunu bir nevi ordu 65 bin ve IŞİD de var bunun içinde onları maaşa bağlayarak Türkiye'deki terörü kışkırtan, Türkiye'deki terörü eğiten, besleyen başlıca kuvvettir. Bu tabloda Türkiye'nin İran'la birlik dışında hiçbir seçeneği yoktur. O bakımdan muhalefet partilerini de burada duyarlı olmaya, ciddi olmaya davet ediyoruz. Ve bütün Cumhurbaşkanı adaylarına şu çağrıda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı adayları milletin karşısına çıkmalı ve Vatan Partisi örneğindeki gibi Cumhurbaşkanı oldukları zaman, hükümeti yönettikleri zaman İran'a ambargo uygulanmasına katılmayacaklarını, İran'a yaptırım uygulamasına katılmayacaklarını veyahut da muhalefette oldukları zamanda Türkiye'nin birlik bütünlüğü içinde yer alacaklarını, İran'a yaptırım uygulamalarının karşısına dikileceklerini ilan etmeliler ve milletimize söz vermeliler. Yani burada tek tek sayıyorum. Sayın Muharrem İnce, Sayın Meral Akşener, Sayın Temel Karamollaoğlu, bütün partileri sayıyorum. Bunlar çıkmalı ve millete söz vermeli. Biz İran'a uygulanacak yaptırımlara taraf olmayacağız, katılmayacağız. Bunun karşısına dikileceğiz. Vatan Partisi
herkesten önce tabii Tayyip Erdoğan da var, bu çağrı yaptığım Sayın Cumhurbaşkanı adayları arasında. Hepsini göreve davet ediyorum. Milletin birliği içinde, İran'ın dostu, dayanışma konumu içinde olmaya hepsini tek tek davet ediyorum. Bu iş geçiştirilemez. İşte asıl gündem budur. Türkiye'nin ve dünyanın ve Batı Asya'nın öndeki gündem budur. Doğu Akdeniz ve Ege'den bize yönelen tehditler, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bağlamda İran'a yönelttiği tehditler. Çünkü bütün tablonun tamamına baktığımız zaman evet Amerika yenildi, geriye doğru çekiliyor. Ama bu geriye doğru çekilirken aynı zamanda son bazı hamleler yapmaya hazırlandığı da ortadadır. Bir savaş tehdididir bu ve bu savaşı önleyecek güç de Türkiye'dir. Türkiye kararlı olarak ben Amerika'nın uygulayacağı yaptırımlara ve ambargoya uymuyorum ve Amerika'nın bu savaş tehdidine karşı bölge ülkeleriyle beraberim, İran'la beraberim, Rusya'yla beraberim, Suriye'yle beraberim tavrını alması gerekir Türkiye'nin. Ve burada tekrar ediyorum, derhal Türkiye Beşar Esad'a ve Suriye'ye el uzatmalıdır. Cumhurbaşkanı seçildiğim gün 25 Haziran sabahı ilk iş olarak Sayın Beşar Esad'ı Ankara'ya davet edeceğim ve Ankara'ya geldiği zaman bu Türkiye, İran, Suriye, Irak, Rusya birlikteliği konusunda en kararlı, en tutarlı adımı atmış olacağız ve bütün dünya kamuoyunda bizi desteklediğini göreceğiz. Burada Amerika çıkmazdadır, yalnızlığa gömülmektedir. Onu da önemli belirtelim. Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği dün yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu İran'a yönelik nükleer anlaşmadan çekilmesini olumlu karşılamadığını da ifade etmiştir. Amerika yalnızlaşmaktadır. Doğru siyasetlerle Türkiye'nin güvenliğini sağlarız. Savaşı önleriz. Vatan Partisi bunun için görevinin başındadır. Göreve hazırdır. Tekrar ediyorum buradan. Cumhurbaşkanı seçildiğimiz gün kesinlikle bugünden ilan ediyoruz. İran'a yönelik yaptırım ve ambargolara katılmıyoruz, katılmayacağız. Amerika bunu bilsin. Buradan açıklıyoruz. Bütün dünya bilsin. İran'la el ele vereceğiz. Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Mazotu 2 liradan Türk çiftçisinin traktörüne dolduracağız İran'dan aldığımız mazotu. Sanayicimizin enerji kaynağını ucuzlatacağız ve Türkiye'mizin güvenliğini sağlayacağız. Doğu Akdeniz ve Ege'de de Amerikan tehditlerine karşı Irak'ın kuzeyinde hayata geçirdiğimiz birlikteliği getirip Doğu Akdeniz ve Ege'de de Amerika'nın karşısına dikeceğiz ve Amerika ile İsrail'in Türkiye'yi hedef alan o askeri tatbikatlarını da değersiz hale getireceğiz. Türkiye bunları konuşmalı. Yoksa o ondan yan yana geldi, bu bundan yan yana geldi, 2 artı 3 eder 28, 51 vesaire. Bunlar Türkiye'nin gerçek gündemi değil. Bunlar halkı gerçek gündemden koparmaya yönelik Amerika'nın Türkiye'ye dayattığı siyasi rejim içerisindeki sahtekarlıklar, yalancılıklar ve cambazlıklardır. İşte gerçek gündem budur. Amerika Türkiye'yi Doğu Akdeniz ve Ege'den tehdit ediyor. Amerika İran'ı ve Türkiye'yi nükleer anlaşmadan çekilerek tehdit ediyor. Türkiye'ye yönelik bütün terör hareketlerinin arkasında Amerika var ve İsrail var. Bu tablo içinde Türk milletinin refahını sağlayabiliriz. Bu tablo içerisindeki çözümlerle başarılı Türkiye'yi, bağımsız Türkiye'yi, üreten Türkiye'yi kurabiliriz. Vatan Partisi bu konuda görevine hazırdır. Teşekkür ediyorum sayın basın mensuplarımız. Sorularınız varsa buyurun. Buyurun. Ermenistan'da Amerika yanlısı Nikol Paşinyan'ın kaçmadan çekilmesi durumu var. O da bu tablonun içinde anlam kazanıyor. Bakın Kafkaslardan da Türkiye'yi kuşatıyor Amerika. Yani aslında bu da benim basın toplantısı metnimde var. İyi ki sordunuz. Çok teşekkür ederim. Yani en son gördük Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'da bir anda bir darbe tezgahladı. Yani bizdeki FETÖ darbesiydi. Biz Vatan Partisi'nin dik duruşu sayesinde 15-16 Temmuz 2016 gecesi o FETÖ darbesini önleyebildik Türk ordusunun harekete geçmesiyle. Vatan Partisi'nin orduya görevini hatırlatması.
sonrasında bunu Amerikan darbesini önledik, FETÖ darbesini önledik ama maalesef Ermenistan küçük bir ülke, orada Amerika bu darbeyi tezgahlayabildi ve şimdi bakın Ermenistan'da aynı zamanda burnumuzun dibinde hemen kuzey doğu komşumuz olan Ermenistan'da Türkiye'yi kuşatan bir hükümet oluştu. Bunlar hepsi toplam olarak yani Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Türkiye'ye karşı askeri tatbikat yapıyor. Netanyahu, Anastasiades, Tsipras dün Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta buluştular ve doğalgaz hatlarını Avrupa'ya yönelik birlikte oluşturacaklarını ilan ettiler. Yani bizim mavi vatanımıza gözdiklerini açıkladılar. PKK ellerini ovuşturuyor bu koşullarda. Amerika'yı ve İsrail'i kurtarıcı olarak görüyor. Bir yandan da Ermenistan'da bir Amerikan hükümeti kuruluyor. Bu koşullarda İran'a yönelik tehdit, nükleer silahlı anlaşmadan ayrılma tehdidi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye açısından büyük anlam kazanıyor. Burada iki cephe iç arasında oynayarak, dans ederek Türkiye'nin güvenliği sağlanamaz. Onun için Tayyip Erdoğan gidecek, Doğu Perinçek gelecek, Vatan Partisi gelecek, Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak, Kandil'e beyaz bayrak çektirecek, mazotu 2 liradan köylümüzün traktörüne dolduracak, sanayimize ucuz doğalgazı ve petrolü, enerjiyi İran'dan sağlayacak. Bu konularda bütün bu ülkelerle görüşüyoruz, konuşuyoruz ve anlayış birliği içindeyiz. Ve bu güçle, bu imkanlarla, bu dış politika ve güvenlik olanaklarıyla Türk milletinin önüne çıkıyoruz ve bizim milletimizden, Türk milletimizden yetki istiyoruz Türkiye'yi yönetmek için. Buyurun. Sayın Başkanım, Merkez Bankası'nın müdahalesine rağmen dolar 4.37'yi geçti. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı ekonomi bilgisini topladı bu sabah Beşiktaş'ta. Çin ziyareti ve İran'la ekonomik ilişkiler kapsamında doların yükselişini nasıl değerlendirirsiniz? Doların yükselişini önleyemezler çünkü Türkiye şu anda Ocak ayı rakamlarına baktığımız zaman 9.10'da 1 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. İşçi dövizi ve turizm gelirlerini çıkarttığımız zaman Ocak ayındaki Türkiye'nin dış ödemeleri açığı 7 milyar dolar. Ve Şubat ayı rakamları da geldikten sonra şu öngörüler kesinleşti. Bu yılki bizim dış ödemeler açığımız 70 milyar dolar. 70 milyar dolar dış ödemeler açığı olan bir ülke bu açığı kapatması mümkün değil. Bir Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bir deprem geliyor. Bakın o da deprem diyor. Deprem. Bu depremin sebebi kim? Bugünkü yönetim. Deprem Allah'ın bir olayı olarak gelmiyor Türkiye ekonomisinin önüne. Yanlış siyasetler, Turgut Özal'dan beri uygulanan borçlanma ekonomisi Türkiye'yi bir ekonomik depremle karşı karşıya getirdi. Ve bu koşullarda doların fiyatının yükselmesi onların yarattıkları durumun bir sonucudur. Bunu önleyecek tek bir çare vardır, çözüm vardır. O da Vatan Partisi'dir, üretim ekonomisine geçmektir. Üreten bir ülke satabilir. Üretmeden devamlı dış borçlarla dış ticareti çevirmek en sonunda bu Türkiye'yi bu çıkmaza getirdi. Sonu geldi, bitti. Efendim tamam mı, devam mı tartışması var bugün. Turgut Özal, Tansu Çiller, Tayyip Erdoğan ekonomisi bitti. Bitti, sonu geldi. O ekonomi bitti, onların iktidarı da bitiyor. Ama onların iktidarının yerine onlara benzer Atlantik tarafından yönetilen, hatta güvenlikte de Atlantik'e bağlanan ve İran'a, Irak'a, Suriye'ye, Rusya'ya diktatör diye suçlayan öbür diğer Amerikan projesinin de Türkiye'nin başına gelme şansı sıfırdır. Çünkü hiçbir çözüm yok. Tayyip Erdoğan da çözümsüz. Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkan diğer efendim Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Meral Akşener, onların arasına bir de şimdi Temel Karamollaoğlu katıldı. Orada da hiçbir çözüm yok. Neden? Çünkü o da Tayyip Erdoğan'dan memnun olmayan Atlantik kuvvetlerinin bir alternatif olarak piyasaya sürülmektedir. Bir koluna FETÖ'yü almıştır, bir koluna
Demirtaş'ı, HDP, PKK'yı almıştır. PKK'yı ziyaret ederek Türkiye'de iktidar olmayı umut eden bir sözüm ona ittifakla karşı karşıyayız. Bu koşullarda Türkiye'nin Vatan Partisi dışında hiçbir çözümü yoktur. Tek çözümdür. Ve Türkiye'yi göreceksiniz, Vatan Partisi'ni keşfedecektir. Vatan Partisi'ni Türk milletinin keşfedeceği tarihi sürece girmiş bulunuyoruz. Buyurun. Cumhurbaşkanı'ndan da bir açıklama geldi geçen günlerde, tepki çeken bir açıklama. Grup lider Anastasiyadis'e BM Genel Sekreterinin belgesini kabul etme çağrısı yaptı. Belgede Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılmasını öngörüyor. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önceki müzakere süreci olmuş ve başarısızlıkla sonuçlanmış. Yani yürümeyen bir süreç vardı ortada. Tam farklı planlar konuşulurken şimdi böyle bir açıklama geldi. Bu bahsettiğiniz tehditlerle bir bağlantısı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bağlantı olduğu çok açık. Bakın Türkiye'nin sallanması lazım. Ben bugün gazetelerde şu manşetleri beklerdim. İki tane birbirini bütünleyen olay. Birisi nükleer anlaşmadan Amerika çekiliyor. Diğeri dün Netanyahu, Anastasiadis ve Tsipras Güney Kıbrıs'ta buluştu. Kime karşı buluşuyorlar? Kime karşı askeri tatbikatlar yapıyorlar? Bunları görmeden Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir çözüm üretmek mümkün mü? Ne iktidar bunu görüyor, ne kendisine muhalefet diyenler görüyor. Bir tek Vatan Partisi görüyor. Ve Türkiye'nin gerçek gündemi budur. Yarın o ekonomik depremleri yaşadığımız zaman, Amerika Birleşik Devletleri'nin o askeri tehditlerini yaşadığımız zaman Vatan Partisi'ni herkes hatırlayacak ama biz o gün hatırlanmasını değil, bugün burada bütün Türkiye kamuoyunun, Türk milletinin ve siyasi partilerin bir olmasını ve Türkiye'ye yönelik bu tehditlere karşı cephe oluşturmayı ve gereken önlemleri almayı savunuyoruz ve bunu öneriyoruz. Bakın bunlara sırt çevirerek, bunları görmezden gelerek, sizin söylediğiniz çok önemli. Kıbrıs Türk yönetiminin başındaki Sayın Mustafa Akıncı da evet o resimde yok. Biraz evvel gösterdik, tekrar gösterebiliriz. Netanyahu, Tsipras ve Anastasiadis buluşmasında Mustafa Akıncı o fotoğrafta gözükmüyor. Ama o fotoğrafta var. İşte sizin söylediğiniz tavır, önerisi nedir? Türk ordusu oradan gidecek, çekilecek. Ondan sonra Türkiye'nin garantörlüğü kalkacak. O zaman bu ne demektir? İsrail'e, Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a buyur ikram ediyor. Bu ihanet değil de nedir? Bu ihanet değil de nedir? Askeri tatbikatlar yapılırken, bütün doğal gaz hatları üzerine o Güney Kıbrıs'ta buluşmalar olurken, Mustafa Akıncı nerede? Kendi halkının, Kıbrıs Türk halkının yanında değil. Dünyanın yanında değil. Şimdi bakın, pazartesi günü sabahı çok önemli bir Konstantina Palakos adında bir Yunan gazetecisi benimle bir Pekin'de bir röportaj yaptı. Bunları anlattım. Bakın dedim, yarın, o gün pazartesiydi, yarın dediğim salı, Kıbrıs'taki buluşma. Anastasiadis, efendim Netanyahu ve Tsipras buluşuyor. Yunan halkını buradan uyarıyorum. Aynı Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngilizlerin dolduruşuna gelip Küçük Asya'ya çıktılar. Sonunda yaşananları herhalde kimse unutmamıştır. Şimdi bu sefer de Amerika'nın ve İsrail'in dolduruşuna gelerek Türkiye'nin karşısına Güney Kıbrıs ve Yunanistan sürülüyor. Ve bunun sonuçları ne olacak? Bunu anlattım ve bu mesajlarım Yunanistan'da birkaç gün içerisinde Yunanistan'ın en büyük gazetelerinde yayınlanacak. Ve o gazeteci dostum da bana tamamen hak verdiğini ve Yunanistan'da Güney Kıbrıs'ın tamamen Amerikan emperyalizmine şu anda alet olduğunu söyledi. Pekin'deki görüşmemizde. Yunanistan'ın büyük gazetelerinde bu açıklamalarım yer alacak. Şimdi bakın, Yunanistan'daki Vatanım Sensin filmindeki gibi Yunanlı solcular Türkiye'nin yanında
Bizim Atlantikçi Mustafa Akıncı da Amerika'nın, İsrail'in ve Güney Kıbrıs'ın yanında. Vatanım Sensin filmine benzer yeni bu sahneleri yaşıyoruz. Buyurun. Öncelikle hayırlı olsun Cumhurbaşkanlığı adayınız. Evet, teşekkür ederim. 25 Haziran'da iktidar olmayı, Cumhurbaşkanı olmayı hedefliyorsunuz. Ancak ben bir olasılık olarak şunu sormak istiyorum ve kamuoyunun da çok merak ettiğini düşünüyorum. Öncelikle ikinci tura, seçimlik ikinci tura kalması durumunda ve bu iki adayın Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce veya Tayyip Erdoğan, Berat Şener olması durumunda siz nasıl bir tavır alırsınız? Bakın biz hükümet olacağız. Buradan ilan ediyorum. Biz Türkiye'nin içine girdiği bu süreçte, bu tehditler, bu ekonomik depremler sürecinde önümüzdeki dönemde kesinlikle hükümet olacağız. Ama bu 3 ay sonra olur, 6 ay sonra olur, 9 ay sonra olur, 1,5 yıl sonra olur. Çok yakın bir süreçte Vatan Partisi'nin hükümetin merkezinde olacağını göreceksiniz. Bu olağanüstü bir süreçtir. Olağanüstü süreçlerde efendim sizin saydığınız isimler hepsi elenir gider. Şu tehditler karşısında bir çaresi olmayan, ekonomik depremler karşısında çaresi olmayan o saydığınız isimler prompterden mi öğrenecekler Türkiye'nin güvenliği ve ekonomisinin kurtuluşunu? Hadi bakalım prompterde çözüm arasından. Prompterde ne yazıyor şu an? Onların prompterlerinde okudukları unuttukları Amerika yazıyor. Bakın biz burada nedir? Türkiye'nin gerçeklerinden, Türk milletinin gerçeklerinden ve dünyadaki emperyalizme karşı kamuoyunun gerçeklerinden hareket ediyoruz. Prompterden Türkiye yönetilebilir mi? Türkiye'yi yönetmeye kalkanların bilgisi olacak, birikimi olacak, kadrosu olacak, programı olacak. Şu karşılaştığımız, hadi okusunlar şimdi. Bakın burada çağırıyorum kendilerini. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi karşısında, Doğu Akdeniz, Ege'den gelen tehditler karşısında prompterde hangi çare var? Soruyorum onlara. Çareyi ben onlara öneriyorum. Çıkın, Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına katılmayacaklarını bütün dünyayı, Türkiye'yi ilan edin. İşte Cumhurbaşkanlığı budur. Onun için efendim ikinci turda şu olursa bunların hepsi çözümsüzdür. Tayyip Erdoğan hükümeti ve ona muhalif diye Atlantik cephesinin, yani Amerika'nın sürdüğü Atlantik alternatifi tamamen çözümsüzdür. Türkiye'nin önünde bu ikisinin de iktidarı yoktur. 1919-20'leri hatırlayın. Türkiye'de o zaman iki tane büyük parti vardı. İki sene sonra ne var? Bir tek Müdafaa Hukuku Atatürk var. Öyle bir döneme girdik. Onların hepsi çözümsüzdür. Onun için bize o çözümsüzlüklerden herhangi birinin kuyruğuna takılmayı hatırlatmayı ve önermeyi. Öyle bizim için öyle bir alternatif yok. Vatan Partisi için PKK ve FETÖ'nün yer aldığı ittifaklar yok. Vatan Partisi hiçbir şekilde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek iktidar peşinde koşanlarla yan yana olmayacaktır. Buradan açıkça ilan ediyorum. Selahattin Demirtaş kim? PKK'nın adamı. Türkiye'ye yönelik Amerika'nın beslediği, silahlandırdığı terör örgütünün adamı. Siz Türkiye'nin problemini getirip Türkiye'nin iktidarı yapmak istiyorsunuz. O Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek isteyenlere söylüyorum. Türkiye'nin problemi onlar. Terör örgütünün liderleri bunlar. Terör örgütünün yasal uzantıları. Türkiye'ye silah çekenler. Onu ziyaret ederek neyi sağlayacaksınız? Mehmetçiğe kurşun atılmasını mı sağlayacaksınız? Hendekler kazılmasını mı sağlayacaksınız Güneydoğu'da? Mayın döşenmesini mi sağlayacaksınız? Mayın döşeyenlerle, hendek kazanlarla, Mehmetçiğe kurşun atanlarla hangi ittifakı yapıp da utanmadan Türkiye'nin karşısına çıkıp iktidar talep ediyorsunuz? Bizim onlarla beraber olma ihtimalimiz yok. Ve FETÖ'yü getirip emniyetin başına koyanlarla, FETÖ'nün bütün o Ramazan Akkürekleri, Recepleri, şimdi hapishanede bulunan Atayünleri vesaire getirip emniyetin başına FETÖ'nün emriyle, dikenlerle biz hangi ittifakı yapacağız? Hangi sorunu çözeceğiz Türkiye'nin? Tekrar FETÖ'yü dışarı mı çıkartacağız? Tekrar PKK'yı meydanlara mı salacağız hapishaneden çıkarıp? Böyle bir ihtimal yok.
Vatan Partisi iktidarı hedefliyor ve iktidar olacak. Bunu bütün Türkiye yaşayacak. Türk milleti Vatan Partisi'ni keşfedecek ve keşfetmeye başlamıştır. Başka soru var mı? Peki, teşekkür ediyoruz arkadaşlar.